biz de soruyoruz hakikaten nasıl verdi böyle bir karar? Buradan soruyoruz bir kere daha. Türkiye'nin ilk bazlama davası sonuçlandı. Mahkeme oyuncu Hande Erçel'in ona bazlama surat diyen sosyal medya fenomeni Alp Kılıncı açtığı tazminat davasını reddetti. Ünlü fenomen dava düşünce çok tartışılacak bir karar aldı. Bazlama muhabbeti 2 yıldır süren bir dava. İlk başta erişim yasağı istenmişti sosyal medyada hesaplarıma. Ondan sonra hapis cezasına döndü bu. Biz de olduk bir bazlama artık. Türkiye'nin ilk bazlama davasında sonuç açıklandı. Sosyal medya fenomeni Alp Kılınç rahat bir nefes aldı. Oyuncu Hande Erçel'e bazlama dedi, az daha hapse giriyordu. Ya bazlama Güneydoğu'da meşhur bir şey bizler için. Fakat olay çok farklı bir boyuta geldiği için bazlama artık yani hukuki bir süreç oldu. Bütün kabak benim başıma patladı. Sosyal medya fenomeni Alp Kılınç bundan 2 yıl önce oyuncu Hande Erçel'in yüzünü bazlamaya benzetti ve bu benzetmesini de sosyal medya hesaplarında paylaştı. İddiasına göre kötü bir niyeti yoktu ama Erçel bu duruma alındı ve Alp Kılınç için 15 bin liralık tazminat davası açtı. Hiçbir şekilde iletişimimiz olmadı. Zaten beni her yerden engellemişlerdi. Aslında çok basitti. Ben bazlama diye benzetme yapmıştım. Çok sevdiğim için bazlamayı. Fakat olay herkes aynı şekilde paylaşım yapmaya başlayınca bu sefer olay linç kısmına döndü. Normalde mizahsel olduğum için zaten her şey gülüp geçen bir insanım. Yine gördüğümde gülüp geçtim. Günden beri yiyor musunuz bazlama? Tabii. Of, içine bir de peynir koyuyorum, sıkma yapıyorum. Tam 2 yıl süren bazlama davası bugün sonuçlandı. Alp Kılınç, Anadolu'nun bağrından geldim ve bazlamayı çok seviyorum. Kötü bir niyetim yoktu deyince mahkeme Erçel'in açtığı davayı reddetti. Kazandım yani davayı. Çok şükür kaybetmiş karşı taraf. Cezadan kurtulan Alp Kılınç yeni bir karar aldı. Vallahi mutluyum. Gerçekten çünkü kafama çok takmıştım. Moralim bozuluyordu. Şu an ama çok iyiyim. Artık bundan sonra sevdiğim herkese bazlama diye itibar edeceğim. Bitti. Artık yani kurtulduk artık. Bundan sonra her gün de bazlama yiyeceğim. Fotoğraflarımı da çekip çekip her yerde paylaşacağım. Bundan sonra böyle. Tazminat ödemekten kurtulan fenomen o parayı sokak hayvanlarına harcayacak. Onlara mama alacak. Hande Hanım için de çok üzüldüm şu an mahkemeye kaybettiği için. Ama şimdi ben o tazminat bedelini sokak hayvanlarına mama olarak geri yardım yapmak istiyorum.